Merhaba arkadaşlar, ben Firdevs Demir. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle değişik bir oya modeli çalışacağız. Sanki nakışlandıran yan bir gül modeli çalışacağız. Ben bunu havlu kenarına yapmak istedim. Yani bir arkadaşım istemiş bunun yapılışını Instagram'dan. Sanırım Mevlüt örtüsüydü. Öyle bir örtüye çalışılmıştı ama ben havlu kenarı gibi yapmak daha iyi geldi. Bugün sizlere bu modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım inşallah. Polyester iplikler kullanıyorum arkadaşlar. Beyazım biraz daha tok duran bir ip, biraz daha kalın. Ve yeşil ve kırmızım var. Onlar biraz daha ince. Yani daha ince duran iplerden. Kırmızım da tam kırmızı değil. Pembemsi bir kırmızı. 145 sanırım numarası. Yeşilim, tam hatırlayamadım numarasını, kaçtı onun. 3 diye geçiyormuş. Bir de beyaz ipim var. Sosyete iğnesi var. Bunlar biraz daha büyük olanları, sosyete iğnelerini, biraz daha kalın. Yurdusu da geniş ve makasımız var. Şimdi oyamızı yapacağız. Burada yedili 3, 6, yedili bir sinek kanadından dağımız var arkadaşlar. Şimdi araya 18 tane zürafa bırakacağım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 19'uncuya ipimi bağlıyorum. Daha sonra iplerimizi kenara alıyoruz. Yandaki zürafaya geçerek bir tane zürafamızı yapıyoruz. Daha sonra alttaki ipi de çekerek geriye geliyoruz. Bunun üzerine bir tane pırpırımızı yapıyoruz. Kısaca göstereceğim bu kısmı. Çok uzun göstermeyeceğim. Sonra onun üzerine geriye geliyoruz ve aşağıya iniyoruz. Sinek kanadı tekniğimizle bir tane minik yaprak oluşturuyoruz. Daha sonra yine bir tane pırpır. Onun üzerine geriye geliyoruz. Pırpırımızı yaparken ya da ipimizi uzatırken asla alttan sıkmıyoruz ilk önce. Daha sonra sıkıyoruz. Yaptıktan sonra ipimizin fazlalığı varsa kesiyoruz. Daha sonra yandaki zürafaya iniyoruz. Bu 1, 2, 3. 3 tane ara yapıyoruz. Ve 4'üncüye geçip bir tane yine zürafa yapıyoruz ki desenimi üzerine yapabileyim. Tekrar onun üzerine geriye geliyorum. Bir tane pırpırımı yapıyorum. Üzerine geliyorum. Ve üstteki aşağı doğru indiğim ipin içine batarak bir tane küçük zürafa köprü diyorum ben ona. Onu yapıp onun üzerine yine iki tane sinek kanadından yaprağımızı yapıyoruz. Evet. Bu şekilde ikilisini yapmış oldum. Tabii aşağı inince tamamlayacağım. Buraya indikten sonra buradaki şeyi tamamlamam gerekiyor. İkinci sinek kanadını. Birincisini tamamladım şimdi. İkincisini de yapıp aşağı iniyorum. Bu sırada hemen ikilisi oldu. Yine 3 tane ara vereceğim. 4.
zürafaya geçip istediğim kadar arttırabilirim bunu. Her sırada bir tane artar arkadaşlar. Hemen geliyorum. Pırpırımı yaptım. Üzerine geldim. Tekrar geriye geliyorum. Yarım yapıyorum yine. Tekrar yapıp tekrar ekliyorum. Bu şekilde hep arttırarak yedili daha yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi bu şekilde dallarımızı hazırladık. Sanırım 4 tane dal ve 3 tane çiçekle bitirebilirsiniz bu havlu kenarını. Şimdi 18 tane zürafa yapmıştık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'uncuya geliyorum. İpimi alıyorum. Bu daha ince bir ip. Diğer beyazıma göre. İlk zürafaya battım ve aynı yere bir daha batıyorum. Arttırma işlemi yapıyorum burada. Sonra yandaki zürafaya geçiyorum. Ve yine arttırma işlemi yapıyorum. İpimin fazlalığı varsa hemen kesiyorum oradan. Unutmadan temiz iş çalışalım. Şimdi tekrar ipimi geriye getiriyorum. Altta da ipi yürüttüm ki dip kısmı çok boş görünmesin, gözemeli gibi görünsün. Şimdi aynı yere yine batıyorum. Bir zürafa oluşturuyorum. Yandaki zürafaya geçip bir zürafa oluşturuyorum. İkisini aynı boyda yapıyorum ki kenarlar uzun olmasın. Sonra son zürafaya geçiyorum ve aynı yere batarak arttırıyorum. Bir tane daha zürafa oluşturup 4 tane zürafa oluşturdum. Şimdi bu şekilde arttırmaya devam edeceğim. Sadece kenarlarda arttırma işlemi yapıyorum. Aynı yere bir daha batıyorum. 7 tane zürafa olana kadar bu şekilde arttıracağım arkadaşlar. Şimdi 5 tane zürafa olacak bu sırada. Her sırada bir tane artıyor biliyorsunuz. 2 sıra daha çalışacağım böyle. Evet arkadaşlar, şimdi 7 tane zürafa olana kadar arttırdım. Ve baştan ikinci zürafaya ipimi geriye getiriyorum. Yine arttırmaya başlıyorum. Deminki gibi. 3 zürafa yapacağım buraya. Ve 7 zürafa olana kadar arttıracağım. Evet, aynı şekilde devam ediyorum. Evet arkadaşlar, şimdi 7.yi arttıracağım ama arttırmadan arkadaşlar 7 tane zürafaya kadar arttırıp kesiyoruz burada. Şimdi tekrar ikinci yaprağa başlayacağım. Evet arkadaşlar, ikinci kata başlamak için 3 tane zürafa bırakıyorum. 4. zürafaya ipimi bağlıyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Sonra yandaki zürafaya geçiyorum ve yine arttırıyorum. 3 tane zürafa oluşturuyorum. 7 tane olana kadar, 6 tane olana kadar arttıracağım. 7. sırada ekleme yapacağım. Evet arkadaşlar, şimdi
6 zürafam oldu. 7 zürafalı sıraya geliyorum. Ve 7 tane zürafamı yapacağım. Evet arkadaşlar, şimdi burada 7. zürafamı yapmadım. İlk pırpırımın, sinek kanadımın olduğu yerden ipimi geçiriyorum. Ve hafif bol bırakarak ekliyorum buradan. Düğüm attım buraya. 7. zürafamla beraber eklemiş oldum buraya arkadaşlar. Evet, şimdi bir tane daha aynı şekilde yapacağım buraya. Tam ortadan başlayacağım. 3 zürafa ile bir yaprak daha çalışacağım. Arkadaşlar, şimdi ikinci yaprağımızı da yaptım. Onu da ekleyeceğim daha düzgün durması için. Evet, onu da ekliyorum. İki kez eklediğinizde, daha iki yerden eklediğinizde daha düzgün durur oyalarınız. Evet, bu şekilde yapraklarımın bir katını daha tamamlamış oldum. Ve şimdi 3 tane zürafa bırakıyorum. Tam ortaya geliyorum. Buraya batarak 3 tane zürafa çalışacağım. İki ve üç. Daha sonra ipimi geriye getiriyorum. Gözeme işlemi yapmış oluyorum. İki. İkinci zürafayı da yapıyorum. Eksiltiyorum böylelikle. Sonra tekrar ipimi geriye getiriyorum. Bir zürafamı yapıyorum. Ucuna geliyorum. Çift sarıyorum. Biraz sivri görünsün ucu diye. Daha sonra ipimi kesiyorum. Buradan da temizliyorum iplerimi. Bu şekilde yan tarafa doğru bir yaprak çalıştım. Biraz sonra bir tane de bu tarafa çalışacağım ama ortaya dalı da göstereceğim size. Şimdi arkadaşlar, ortadaki 3 tane zürafamın, 2 tane zürafa bırakıyorum, üçüncüye batarak ipimi bağladım. Ortadaki zürafaya geçerken bir zürafa yapıyorum ve aynı yere batarak bir tane daha zürafa yapıyorum ve son üçüncü zürafama geçiyorum. 3 tane zürafa üzerine 3 tane zürafa yaptım. Şimdi tekrar aynı şekilde ipimi geriye getiriyorum. Ortadaki zürafaya geçiyorum ve ortaya bir daha batarak üçü tekrar ediyorum böylelikle. 3 3 şeklinde dal çıkacağım buradan. Ortadan arttırdığım için de gayet düzgün, dümdüz bir dal olacak arkadaşlar. 5 sıra böyle çalışacağım. Şimdi 3. sırayı yapıyorum. 2 sıra daha böyle yapacağım. Evet arkadaşlar, şimdi 5 sıra yaptım, 3'ü. Ve ipimi tekrar geriye getiriyorum. Ortadaki zürafaya geçiyorum. Arttırmayacağım bu sefer. Son zürafaya geçeceğim. 2 tane zürafa olunca bitireceğim dalımı. Şimdi dalımın bu tarafına aynı şekilde yapacağım yapraklarımı. Kök kısmına diyeyim. Bu sefer baş taraftaki zürafa da ekleyeceğim. 7. 7 zürafanın olduğu sıraya geldiğimde
ilk baştaki zürafadan ekleyerek devam edeceğim. Evet arkadaşlar, bu şekilde çalışarak yapraklarımızı tamamlamış olduk. Dalımızı da tamamlamış olduk. Şimdi kırmızı ipimizi aldık. Nar çiçeği kırmızı ipimiz. Ve ortadaki dalın ilk zürafasına ipimi bağlıyorum. Ve aynı yere batarak bir tane zürafa yapıyorum. Yine aynı yere batarak bir tane daha zürafa yapıyorum. Daha sonra ipimi geriye getiriyorum. Gözeme işlemi yapmış oluyorum. Yapraklarda çalıştığımız şekilde arkadaşlar 5'e kadar arttıracağım. Aynı şekilde çalışıyorum. Kenarlardan arttırarak gözemeli ilmek şeklinde 5'e kadar arttırıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi 5 tane zürafa olana kadar arttırdım. Sonra ipimi geriye getiriyorum. Artık eksilteceğim. Hepsine birer kere batarak bir zürafa kalana kadar eksiltiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi bir tane zürafam kaldı. Onun üzerine de geriye geliyorum. Sıfırlıyorum ve ipimi paylı bırakarak kesiyorum. Böyle yapınca ucu daha güzel oluyor yaprağımızın. Şimdi yandaki yaprağın içine de aynısından çalışacağım. Evet arkadaşlar, bu şekilde orta yapraklarımızı çalıştık. Şimdi modelde beyazla dolanmışlardı etrafında ama benim ince olan ipten beyazım yok. Onun için daha koyu bir kırmızıyla kontür yapacağım. İkili zürafanın olduğu yere batarak ipimi bağlıyorum. Kısa tuttum zaten ucunu. Hemen ikinci zürafanın kenarına geçiyorum. İkinci sıraya. Tekrar bir üst sıraya. Ve hepsine birer kere batarak kontürünü dolanıyorum. Evet, şimdi köşeye gelene kadar hepsini birer kere batacağım. Köşenin dolu görünmesini istiyorum. Onun için bir tane şu son düğümü yapmamın sebebi o. Şimdi buradaki püf noktası aynı yere bir daha batıyorum. Düğümü atarken düğümün sonuna doğru çekiyorum. Alttaki ipimi de çekiyorum. Düğümü yerleştiriyorum. Uçtaki düğüm arada kalıyor. O zaman ucu daha güzel görünüyor yaptığımız işin arkadaşlar. Çok önemli bir nokta burası. Sonra tekrar hepsine birer kere batarak. Bakın şurada geri ipimiz vardır. Kesinlikle ona batmıyorsunuz. İçteki ipe batarak, ilmeğin tam içine batarak aşağıya ineceğim. Daha sonra diğer yaprağımın etrafında aynı şekilde dolanacağım. İkili zürafanın olduğu yere gelince öbür yaprağıma geçeceğim. Tam yeşile inmeyeceğim. Açılmasın orası çok fazla. Evet. Şimdi diğer yaprağıma geçiyorum. Onu tam yeşile kadar ineceğim aşağıya. Bu şekilde etrafını dolaşacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yeşile kadar indim ve ipimi kesiyorum burada. Bu şekilde gülümüzün, boyutlu olmayan düz gülümüzün göbek kısmını yapmış olduk. Şimdi gülümüzün ikinci kat kısmına, kenar güllerine geçiyoruz, kenar yapraklarına. Şimdi bu ipimi uzun tutuyorum özellikle ve ilk yaprağın ucuna ipimi bağlıyorum. Açık kırmızı ipimi taktım bu arada arkadaşlar. Daha sonra burayı büyük çene bir köprü yapıyorum.
Buraya çünkü 19 tane zürafa sığdırmam gerekiyor. Onun için büyükçene bir köprü yapıyorum. Daha sonra ikisine birden batarak geriye geliyorum. Diğer zürafanın üzerine yakın bir yere sağa doğru geliyorum. Büyük bir köprüm var burada. Şimdi bu köprünün içine batarak çok küçük yapmayın, zürafalar kaybedebilirsiniz. Özellikle polyester iplik yapıyorsanız daha zor düğüm tuttuğu için. Buraya 19 tane zürafa yapacağız. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi 19 taneyi sığdıracağım. Evet arkadaşlar, şimdi 19 tane zürafamı yaptım buraya. Tekrar ipimi geriye getiriyorum. Tabii gerdirmeyecek şekilde onu da ayarlayın arkadaşlar. Şimdi hepsine birer kere batarak 18 tane zürafa olur bunun üzerine. Bir sıra daha gidiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi ikinci sıramızda yaptık. 18 zürafa. Tekrar ipimi geriye getiriyorum. Gerdirmeyecek şekilde ve bol da kalmasın fazla. Şimdi 4 tane zürafa yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Daha sonra ipimi geriye getiriyorum yine. 3 tane zürafa yapıyorum. Eksiltiyorum. Hepsine birer kere batarak. Yine ipimi geriye getiriyorum. 1 ve 2 tane zürafa yapıyorum. Daha sonra ipimi uzatarak son zürafayı battığım yere, 4. zürafayı battığım yere iniyorum. Yine 4 tane zürafa yapıyorum. Bu şekilde 4 tane yaprak sığdıracağım buraya arkadaşlar. Aynı şekilde çalışıyorum. 4 tane yaprağımı çalışmış oluyorum buraya. Evet arkadaşlar, şimdi bu şekilde yaparak orta kısmını tamamladım. Daha sonra buraya ve buraya batarak yine köprüm oluşturdum. 19 tane zürafamı yaptım. Sonra bir sıra daha yaptım. Ondan sonra da yine 4, 3, 2, 1 yaparak bitirdim burada. Tekrar bu tarafa da aynısını çalıştım. Modelde öyle çalışmışlardı. Aynısını çalışarak tamamladım. Şimdi kenarlarının kontürünü yapacağım. Yine buradan yeşile batarak başlıyorum. İpi kaçırdım elimden. Evet. Daha sonra ipi kesiyorum ki buradan kalınlık yapmasın. Ama düğümlerinizi mutlaka çok sıktırın. Özellikle polyester ipliklerde. Tekrar söyleyeyim. Sonra pembeye geçiyorum. Kırmızıya, pardon. Hepsine birer kere batıyorum. Uçlara da birer kere batacağım arkadaşlar. Çünkü uçları sivri olsun istemiyorum. Hafif yuvarlak olsun.
Evet. Üçe geldim. Bir kere battım. Ve ara ipimi, oradaki ipimi de içine alarak kenardaki ipimi sıkıştırdım. Tam aşağıya kadar inmeyeceğim. Evet. Tam alta da inersem daha çok yayılır. Hemen dördüncü sürahanın olduğu yere geldim. Diğer dört sürahanın olduğu yere geçiş yapacağım. Dediğim gibi alta kadar inersem açarım yaprakları ve düzgün görünmez. Şimdi tekrar yukarıya geldiğimde ekleme yapacağım. Onu göstereceğim size. Tepeye geldim. Bir kez battım. İkincisini batmadan önce yeşilden geçiriyorum. Ve yana iniyorum yine. Evet, bu şekilde ucunu eklemiş oldum arkadaşlar. Bu kısım üste geliyor ama diğeri ucuna ekleniyor. Hepsini tek tek böyle dolanacağım. Şuraya geldiğimde yine buraya ekleme yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu şekilde yaparak kenarını tamamladım. Şimdi bana model gönderdiğinizde arkadaşlar tam aynısını çalışmayabiliyorum. Çünkü farklı yapılınca güzel duracaksa, bazı yerlerinin düzeltilmesi gerekiyorsa onları mutlaka düzeltiyorum. Yani yanlışları yanlış olarak devam ettirmek sevmiyorum. Şimdi bu şekilde tamamladım. Bakın aşağı inseydim daha çok marullanırdı. Mutlaka ütü isteyen bir model bu. Şimdi bu şekilde tamamladıktan sonra kestim ama kesmeyecektim orada. Şimdi şurasına ben işleme yapmak istiyorum. Modelde olmamasına rağmen. Şu kısma ipimi tekrar bağlıyorum. Ve düzek çıkıyorum. Düz tarafına. Ortasına sadece damar atacağım. Elif atacağım. Belli belirsiz olacak belki ama benim hoşuma gidiyor böyle hafif renk geçişleri. Üç tane çizgimi yapıyorum. Sonra da diğer yaprağıma aynı şeyi çalışacağım. Dediğim gibi çok belli olmayabilir belki ama hoş görünüyor bu tarz şeyler. Şimdi tekrar arkadan düğümleyerek, sanki çok düğüm sağlam olmadı, hemen bir tane daha atıyorum. Evet, kestim buradan. Şimdi tohum yapacağım bunun çiçeğine. Evet, şimdi köşenin bir üstüne geliyorum. Yine köşenin bir üstüne geliyorum. Daha sonra ortadaki köprüye geliyorum. Ve bunun içine 3 tane pırpır yapacağım. 1 2 ve 3. Şimdi 3 tane pırpır yaptıktan sonra ipimi iyice sağlamlıyorum. Üst tarafı yaparken çıkmasın diye. Şimdi tekrar koyu kırmızı ipimi alıyorum. Kenarları dolandığım ipimi.
Şimdi baştaki pırpırıma geliyorum. Hepsine yapacağım için fark etmez. Üç tane zürafa yapacağım. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Bir, iki, üç. Daha sonra eksilteceğim. 2 1 0 şeklinde. Sıfır. Sıfırda çift sarıyorum. Biraz ucu sivri gibi görünsün istediğim için. Daha sonra alttaki ipimi de kesiyorum. Diğer pırpırlarımın içine de aynı şekilde 3 tane tohum çalışıyorum böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu şekilde modelimizi tamamladık. Henüz ütülemedim. Yani ütülediğinde daha düzgün duracak bir model. Biraz ütü isteyen bir model söylemiştim. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Yapmamı isteyen arkadaş da umarım beğenir ve yapar. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir arkadaş uzaktan eğitim demişti. Çok hoşuma gitti. Evet, bugünkü dersimiz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de arkadaşlar severek yaparsınız. İyi günlerde kullanırsınız. Daha önce abone olmadıysak abone olmayı da unutmayalım lütfen. Videolarımı beğeniyorsanız beğeni atabilirsiniz. Yorum kısmına istek, öneri ve sorularınızı yazabilirsiniz. Ya da Instagram, Facebook, Pinterest'ten bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Mutlaka evde kalın.